First time I saw him, I thought, he's really cute. Yani heyecanlandım açıkçası. Heyecanlandım, ne söyleyeceğimi düşündüm. Ne söylemeliyim, ne yapabilirim, biraz titredim falan. Onlar bölünmüş bir adada hayatlarını birleştirmiş bir çift. Kıbrıslı Kristina ve Gökhan tanıştıktan kısa süre sonra beraber olmaya başlamış. Gökhan 32 yaşında ve işletmeci. 37 yaşındaki Kristina kişisel liderlik eğitmeni. 2 yıldır Lefkoşa'nın güneyinde bulunan evlerinde beraber yaşıyorlar. Bu ilişkiye kimi aile fertleri ilk başta karşı çıkmış. Ancak artık destekliyorlar. Çiftin yaşadığı en büyük sorunsa... To cross the border every day because he works in the northern part of Nicosia. Gökhan bu kahve tezgahıyla hayatını kazanıyor. Kristina da onu yalnız bırakmıyor. Hafta sonları gelip Gökhan'a yardımcı oluyor. Bir Türk ve bir Rum'un arkadaş olamayacağını düşünenlere inat, onlar iyi bir ekip. Gökhan'ın tezgahı adanın kuzeyinde. Çifte vatandaş olduğu için sınırı geçebiliyor ama çok zaman kaybettiğini söylüyor. Sınırdan geçmek için harcadığım bu 2 saatimi eşimle birlikte veya başka bir iş yaparak geçirebilirdim yani veya bir şeyler üreterek geçirebilirdim. Fakat bununla yaşamak zorundayım şu an. Adayı ve hayatları bölen bu sınır 1974'ten beri var. Yıllardır süren müzakereler ve uluslararası çabalar adayı birleştirme sonucu vermedi. It's just a tiny rock, you know, in the Mediterranean, Cyprus. It's a beautiful tiny rock. And we are fighting to halve it from the middle. For me it doesn't make sense. Son dönemde adanın etrafındaki doğalgaz arama çalışmaları iki taraf arasında suları tekrar bulandırdı. Politik gerginlikler pek çok şeyi etkiliyor. Gökhan buna öfkeli. Beyinleri yıkanmış bu insanların. İşte neyi öğrendi bu insanlar? Ölümü öğrettiler bu insanlara, bayrağı öğrettiler, kanı öğrettiler, işte katliamları öğrettiler. Ama hiç işin güzel yanı, pozitif tarafını göstermediler bu insanlara. Yani bu insanlar aslında, örneğin yani benim dedemi BAF'tan evinden alan Kıbrıslı Rum arkadaşı Lefkoşa'ya getirmiş olmasaydı bugün ben burada olmayacaktım. Yani burada güzel şeyler de var. Kristina ve Gökhan ileride çocuklarını din, dil ve kültür farkı gözetmeden yetiştirmek istiyor. Tüm siyasi sorunlara rağmen mutlular mı? Are you happy with me, abim? Ben ne bu cerrahim?